Karanlık oluyor fotoğraf. Ki. Ya bir ne koşuyor orada? Bizim geçen sene geldiğimizden beri oluşturduğumuz bir oyun sistemi var. Oyun sistemimizde aynı şekilde devam ediyoruz. Yeni gelen arkadaşlarımız var. Geçen hafta Celal, Kenan ve Musa Caner cezalıydı bir önceki seneden. Bu sene, bu hafta Kenan'ınki bitti, Musa Caner'inki devam ediyor. Bir oyun şablonumuz var. Oyun şablonumuza devam etmeye çalışıyoruz. Bu lig içinde uygun olduğunu düşünüyoruz. Baskı kısmını çok doğru yapıyoruz. Onunla beraber de ucumsal etkinliklerimiz çok zengin, her türlü varyasyonu deniyoruz. Denemeye de devam edeceğiz. Lig uzun bir maraton. İlk haftadan liderlik bizim için çok önemli değil. Biz kendi haddimizi biliyoruz, kendi takımımızı biliyoruz, yapabileceklerimizi biliyoruz. Biz yapabileceklerimizin en iyisini yapıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Oldular, olmadılar değil. Bu sadece bir adaptasyon sorunu değil. Bazı arkadaşlarımızın hazır olmaması, bazı arkadaşlarımızın cezalı olması. Lig uzun süreli bir maraton olduğu için biz de hafta hafta gitmeyi düşünüyoruz. Şu anda bizim istediklerimizi çok daha doğru yapan bir oyuncu grubumuz var. Bu oyuncu grubuyla beraber bizim istediklerimizi daha iyi seviyede yapabilecek arkadaşlarımızı aramıza katacağız. Artık bizim yeni oyuncumuz, eski oyuncumuz diye bir kavramımız kalmadı. Çünkü bütün oyuncularımızla eşitlerde çalışıyoruz. Yarın öbürsü gün ihtiyacımız olduğu zaman da yeni, bu sene için yeni gelen arkadaşlarımız da bize o istediğimiz katkıyı mutlaka vereceklerdir. Ondan hiç şüphemiz yok. Ama her şeyin bir zamanı var diye düşünüyorum. Ligin genelde ilk haftaları zor olur. Havalar sıcak. Yani yoğun sıcağa rağmen takımımız iyi performans gösterdi. İlk yarıda hani canlı bir oyun oynayarak bir an önce skoru buldu. Ondan dolayı takımımıza, teknik heyetimize teşekkür ediyorum. Halkımıza da teşekkür ediyorum. Stadımızı neredeyse doldurdular. Bu sıcak havaya rağmen, Bodrum'da sezon malum. Herkesin işleri çok. Ama ona rağmen geldi. Ufak tefek aksaklıklar oldu Pasolik'te. Ondan dolayı taraftarımızdan özür diliyoruz. İnşallah bir dahaki içerideki maça daha dikkatli olacağız. Artık ilk hafta bitti. İkinci haftada Keçiören deplasmanındayız. Onlar da bu ligde her zaman iyi işler yapan bir takım. Biz de yeni olmamıza rağmen güzel işlerimizi her hafta göstereceğiz. İnşallah Keçiören deplasmanından da ümitliyiz. Bodrum Spor takım oyununu orada da ortaya koyacaktır. Ben bizlere destek olan Ahmet Eraz Başkanımıza, Öztürk Aysa ve dediği yer hissedarlarımıza,
taraftarımız. Herkese teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah bu birlik beraberlik olduğu sürece güzel günler Bodrum Spor. Maçın Bodrum içine, Bodrum halkı için önemi farklıydı. Biz de ona göre oynadık. İyi geçti, iyi bir galibiyet aldık. Benim açımdan da iyi oldu. 2 gol attım. Takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Çok yardımcı oldular bana. İnşallah devam edecek. Gol, asist, iyi performans, iyi oyun, galibiyet ve döneriz diye düşünüyorum inşallah. Yani kazandığımız için öncelikle çok mutluyuz. Yani çok güzel bir performans oldu. İyi başlamak istiyorduk. Çok şükür iyi başlamak nasip oldu. Herkes gibi bizim de hedeflerimiz var tabii ki. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız her zaman. Geçen sene biliyorsunuz çok güzel geldik. Aynı şekilde aynı takımla devam ediyoruz. Mutluyuz kazandığımız için.